Şimdi sonuç itibariyle bugün kazanmamız gereken bir maçı oynadık ve maçın sonunda da istediğimiz şekilde kazanarak bitirdik. Özellikle ilk yarıda Ulaş takımı tempoyu çok yüksek tuttu ve bizim de tempoyu sevmemize rağmen açıkçası 48 saat bile geçmeden sahip devam maçın üstünde bu maçı oynamak geçen hafta yoğun oynadığımız 3 maçın üzerine tabii ki biraz ağır geldi. Bu bakımdan ilk yarıda biraz sıkıntı yaşadık. Topun özellikle hızını kesemedik. O yüzden de ilk yarı bütün kontrolü tam olarak ele alamadık. Ama üçüncü periyotta daha iyi müdafaa yaparak topun şiddetini, pas şiddetini keserek tam olarak oyunu kontrol alıp farkı açtık. Burada bir aralıklı arka 5 numarayı alıp 4 kısayla oynadık. Bunun da bence etkisi oldu. Sonuç itibariyle söylediğim gibi Ulaş takımı belki grubun altında olabilir, alt sıralarında olabilir ama çok seri basketbol, hızlı basketbol oynuyor. Ve bizim burada hata yapmadan kazanmamız gereken bir maçtı. Sonuç itibariyle bugün oyuna değil, skora bakıyoruz. Bundan dolayı mutluyum, bütün hocamı kutluyorum. Grupta namalık bir şekilde devam ediyoruz. Aynı zamanda da bütün ligde, bütün 40 takım arasında tek namalıyoruz. Bu da tabii bizi gururlandırıyor. Bunu koruyabildiğimiz kadar korumaya çalışacağız. It was a must game, must win game for us. So I'm glad that we finished it by winning. First half they played very up tempo and we were a bit tired after Galatasaray-Odeabank game. Right after 48 hours playing after this game, that's why we had troubles during first half. We couldn't slow down the ball. And third period we began playing better defense. And we controlled the game. We had like four short players on the court. We played Earl Clark at like center position. In fact, this affected us winning the game. They play very up tempo. Their ranking in the Champions League is low, but they are a better team than that. So I'm congratulating my players, and we are looking forward to keep winning games in Champions League. And we didn't lose any game. That's a good plus for us until now. Erkan Mesutoğlu came on injury and played really well today, especially on defense. What do you think about his overall performance and his level of professionalism? Let's say because. I mean, he's really good today, and he had a tricky injury. So, what do you think about? Erkan sonuçta iyi bir profesyonel, iyi bir sporcu. Aslında tam olarak hazır değil. Belki bu maçtan sonra, bu maçta da çünkü bayağı süre buldu. Galatasaray maçına da onu yaptık. Yapacağımız 2-3 antrenmanla daha ritim bulacaktır diye düşünüyorum. Onun yanı profesyonelliğine zaten bir şüphemiz yok. Çok kısa sürede bu sakatlığı atlattı. Bu bizim için değerli. Tabii bugün bile mutlu olmak halinde bizim sakatlığı vardı. O da bize beraber olamadı. Erkan Veselov is a good professional, a good athlete. Maybe he's not exactly ready now, but he will find his rhythm with a few games more. And Kyle Weems wasn't with us today, and we have to also quote this one. It's an absence, important absence for us. Don't worry, if it's possible. Bunu Türkçe soracağım. Bunu İngilizce soracağım, ama ne yabancı gazeteciler var ya o yüzden. Bunu Türkçe sormam gerekiyor, bu biraz Türkçe bir soru çünkü. Beşiktaş'ın bugün Benfica ile karşılaşması var. Birazdan artan neredeyse yüksek ihtimal bu maç. Bu yüzden erken alırdı. Evet, doğru. Beşiktaş'ın çocuğu olarak, hani taraftardı zaten söylüyor sürekli. Beşiktaş'ın çocuğu olarak Beşiktaş futbol takımı hakkında bir takip ediyor musunuz ve bir düşünceniz var mı bu maçla ilgili? Ediyorum tabii ki gurur duyuyoruz bu takımın hem Türkiye Ligi'ndeki durumundan, performansından hem Şampiyonlar Ligi'ndeki durumundan. Umut ediyorum ki bugün de çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklar. Çok güzel bir atmosferde, dolu tribünler önünde Benfica'yı yenerek bir üstü inşallah çıkacaklar. Şimdiden onlara başarılar diliyorum. Şimdiden de tebrik ediyorum. Var mı başka bir şey? Teşekkürler. I think with our first three quarters were big for us when we took a step as a team. Defensively, we were tough. We just couldn't hold it for 40 minutes, but it's a positive. We'll take that as a positive for us for our future games.
Genel üçüncü çeyreğe kadar gayet iyi bir oyun ortaya koyduk. Defense'de de gerçekten serttik. Hani sertlik ortaya koyduk ama bunu tüm maça yayamadık. Ama bu tüm maça yayamamış olsak da şu ana kadar oynadığımız, üçüncü çeyreğe kadar oynadığımız oyun bizim için bir artı olarak halimize yazılıyor. Sorusu olan var mı? Bu questions. Any other comments? Okay, thank you very much. First of all, I would like to congratulate to Beşiktaş. Öncelikle Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. First half we did really well. İlk yarı gayet iyiydik. O yüzden minden maçın yobokma yobok oldum. I feel that we are better and better each game. Her maçtan maça iyiye gittiğimizi hissediyorum takım olarak. Milli takım, milli müsabakalar nedeniyle takımımız gerçekten geç başladı lige. Geç hazırlığa başladık hazırlık periyoduna. Because he's the national team's coach and also four Hungarian players are participating in the national team. So they had competitions and we couldn't start practicing together with the team. Aynı zamanda Macar milli takım koçu olduğum ve dört oyuncu da Macar milli takımında forma giydiğimden bu müsabakalara hazırlanmaya geç başlayabildik Ligi Avrupa Kupası'na. Meddig jönnek a vendégségbe, jó házigazda leszünk. When we will come to Hungary to play against us, we hope we're gonna be more prepared than now. És remélem mindenkinek, oké. Macaristan'daki maçta daha karşınızda daha hazır bir takım bulacağınızı umuyoruz. Çok bayağı bu remélem mindenkinek fiyatı ödülüyor ya. Yani. And I hope, and we hope so that we're gonna do good both halves. Not only the first half of the game. Sadece maçın bir yarısında değil, maçın tamamında aynı performansı sergileyen bir takım olmayı umuyoruz aynı zamanda. Çok şükür Beşiktaş'la. Hiç bilmiyorum ki ama biz kısımın karar yolu önüne geldik. Good luck for Beşiktaş and thanks for the warm welcome. Beşiktaş'a bundan sonrası için iyi şanslar diyorum ve ayrıca burada bizi en iyi şekilde ağırladıkları için de çok teşekkür ediyoruz. Sorusu olan var mı? You had a very good first half in terms of like defense and offense, but Beşiktaş balanced the game with a taller line. Goal, Leysanoğlu, Strawberry and Clark. These four guys balanced the game for Beşiktaş, and so I gotta ask, what do you think about your front court players' performance for today? Legjobb játékosaink teljesítményéről. Nem ugyanaz az árérték. There is a difference between these players in quality. Vagy én mindig elégedett vagyok a saját játékosaink. But he thinks that our player did well. És én úgy gondolom, hogy a szolnokon meg tudjunk elvenni, meg jobb meccset. And he thinks that in home court, we're gonna do a better performance probably. Mert nekünk csoportként kell működni, a Beşiktaşnak individual kvalitás. Beşiktaş has players who are individually much better than our players, and we have to work as a team. Beşiktaş bizden bir tek tek baktığınızda bireysel olarak daha iyi oyunculara sahip bir takım. Yani bizim sahada daha fazlasını ortaya koymamız gerekiyor. Bu sayılan uzun line up'ta da bu oyuncular aslında kalite olarak birbirine yakın oyuncular ve buna iyi cevap veremedik açıkçası. Sonuçta kalite olarak bizden daha iyi bir takım Beşiktaş. Okay, başka soru yoksa? Tamam. Thank you very much. Tamam. Çok okay, 20 seconds for live for commercial for
You are live on Nation TV. Oh. Yes. Girelim mi? Girelim mi? Girelim. 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 What are your general thoughts about the game? I think we played first half not that good, and you know, we picked it up second half. Çok da iyi bir ilk yarı performansı çıkartmadık. İkinci yarı oyunumuzun seviyesini yukarı taşıdık. But we had a good job. We did a good job second half. We played hard and we made that difference. And I think, for sure, we deserve win, and we will move on to the next games we have. Because, like I always say, we forget about these games and move on to the next game. That's most important for us, you know, because we want to win every game. İkinci yarı oyunumuzun sertliğini de arttırarak fark yarattık ve bu da maçı kazanmamıza neden oldu. Oyunumuzu, ama yapmamız gereken bu maçı, bu galibiyeti bir an önce unutup diğer maça, hemen bir sonraki maça konsantre olmak. Çünkü bizim bizim amacımız sahaya çıktığımız her maçı bu sezon kazanmak. And that's pretty much it. We just play hard every game we go out. Amacımız da, ana amacımız da sahaya çıktığımız her maçta her şeyimizi vererek oynamak, sert oynamak. Soru var mı? Soru var mı?